Size bu videomda Şeyhülislam Kemalzade'nin hayatını anlatacağım. Osmanlı'nın en meşhur Şeyhülislamlarındandır. Zamanındaki bütün İslam dünyasının zirve şahsiyetlerinden olan bu mümtaz zatın adı Şemseddin Ahmet Çelebi'dir. Babası Sucuddin Süleyman Bey, dedesi Fatih Demri mimarasında Kemal Paşa'dır. Dedesine izafeten Kemal Paşazade olarak diğer bir ifadeyle de İbni Kemal Paşa şeklinde yad edilmiştir. Baba tarafından Ümera, ana tarafından İlmiye sınıfında mensup olan Kemal Paşazade hem bir asker hem de iyi bir ilim adamı olarak yetiştirildi. Ancak o gençliğinin enerjisini gece gündüz ilimle meşgul olarak geçirmiştir. Bu sebeple daha sonra askerliği bırakıp kendisini tamamen ilim hayatına verdi. Bazı kaynaklarda onun bu tercihi hususunda kendi ağzından şöyle bir rivayet nakledilir. Sultan Beyazıt Han'ı Veli ile beraber bir seferdeydik. Sultanın yanında Vezir İbrahim Paşa ve meşhur kumandanlarından Evran Osoğlu da vardı. Evran Osoğlu ki hiçbir kumandan onun önüne geçemez, meclislerde ondan ileriye oturamazdı. Fakat o sırada eski püskü elbiseler içinde bir alim geldi ve kumandanın üst tarafında oturdu. Hiç kimsenin bir şey deyip mani olamadığı bu duruma son derece şaşırdım yanındakilerle. Evranosoğlu gibi bir kumandanın önüne geçip oturabilen bu şahıs kimdir diye sordum. Molla Lütfi adında alim ve fazıl bir zattır dediler. Ne kadar maaş alır dedim. 30 irhem dediler. Bu kadar az bir mansıpla nasip olur da bir kişi eşsiz bir kumandanın önüne geçebilir dedim. O zaman dediler ki ulema sahip olduğu ulüm diniyenin yüceliği dolayısıyla bütün tazim görür, aksi bir durumda zaten iman, irfan ve adab ile yorulmuş olan paşa ve kumandalar ve razı olmazlar. Bunun üzerine bendeki liyakatın bu kumandanlar kadar olmaya yetişmeyeceği, ancak ilim sahasında son derecede tebarüz edeceğim hissine istinaden artık tamamen ilmi şerifi ile meşguliyette meyli askerliği bırakın. Bu tercihten sonra Kemal Paşazade ilimde Feridisar asrında tek olan tabiriyle ifade edilen yüksek bir mertebeye ulaştı. Zembilli Ali Efendi'nin vefatından sonra da Osmanlı Devleti'nin 19. Şeyhülislamı oldu. Kemal Paşazade sadece ilmi huvayetiyle değil cemiyete mezheplerindeki isabetli görüşleriyle de dikkati çekmektedir. Yavuz'un İran seferindeki dini gerçeklerini o hazırlamıştır. Onun bu firaseti sultanın yanında kıymet ve değerinin takdirine vesile olmuştur. Zira o tarihçiliği ile de tebarüz ettiğinden Şail İsmail'in ne yapmak istediğini Yavuz'un hassasiyet ölçüleri içinde kavramıştı. Gerçekten de Şah İsmail Akkoyunlu Devleti'nin ortadan kaldırdıktan sonra yaptığı feci katliamlarıyla elini imkan geçtiğine daha neler yapabileceğini zimnen göstermiş olmaktaydı. Kemal Paşazade Şah İsmail'in yaptıklarını dile getirirken şunları söylemektedir. O İslam kubbesi altındaki muazzam şehirleri şeriatin nurlarından mahrum edip dalalet, zındıklık ve bidat zulmünün karanlıklarıyla doldurduğu nice hayırlı kimselerin şehitliklerini ve onların ibadet yerleri olan medrese ve mescitlerini harap ettirdi. Şah İsmail'in İslam'ın bağrına saplandığı hançerin çıkarılması için yapılacak harbin de bir cihat olduğunu beyan etti. Yavuz Sultan Selim Han'la beraber Mısır seferinde iştirak etti. Fetih sonra Hayır Bey ve Mısır arazisinin tahririni yaptı. Sefer dönüşünde Kemal Paşazade'nin altında sıçrayan çamurların Yavuz Sultan'ın kaftanın bulaşması ve buna mukabil sultanın numuneyi imtisal olan davranışını pek meşhurdur. Dini meselelerde hassas bir zat olup iman prensiplerini muhafazada son derece gayret sarf eden Kemal Paşazade'nin Molla Kabız gibi zihin ve akiderleri bozuk cemiyeti burhana sürükleyen kişilerle mücadele ederek onlarla gerekli cezaları takibiyle huzur ve sükûnu teminde ve büyük hizmetleri olmuştur. Molla Kabız Müslüman olduğunu söylemekle birlikte Hazreti Peygamber'in şan ve şerefini hafife alarak ve o alemler efendisinin faziletini inkar eden ve bunu cemiyetten yaymak suretiyle ortalığı fesada boğan bir kimseydi. Bu sebeple de katledildi. Ancak bu katil elbette ki rastgele yapılmamıştır. Kabız evvela Osmanlı Divanı'nda Kemal Paşazade ile İstanbul Kadısı Sadullah Sadi Efendi'nin tarafından dinlendi ve karşılıklı yapılan münazaralarla fikirleri ilmen tek tek çürütülerek cürmü hatası ortaya konuldu. Sonra da tevbe etmesi istendi. Böyle yaptığı takdirde affedilip serbest bırakılacağı da beyan edildi. Buna rağmen Kabız tövbeye yanaşmadı. Üstelik mağlubiyetinin neticesi olarak nefsani bir azgınlıkla serkeşilikte bulundu. Bunun üzerine de katle müstahak görüldü. Size bu ve benzer videolar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve benzer videolar için sayfamı ziyaret